Kapki beni iyi dinle. Ben buradayken sana bir şey olmayacak, anladın mı? Kabir son zamanlarda çok değişti sanki. Benim için çok fazla endişeleniyor. Ve bana gerçekten çok içten sarıldı. Hayır. Ben abartıyor olmalıyım. Sonuçta en başından bana söz verdi. Davranışlarına dikkat etmesi gerekiyor. Tanrım, ne oldu? Yaralandın mı yoksa? Nasıl, nerede yaralandın? Göster bakayım. Hayır, burktum sadece. Burktum diyor bir de. Tanrım, bu çok kızarmış yavrum. Üzerine ilaç sürdün mü? Bandajla kapatacaktım. Anne, hafif bir burkulma sadece. Nasıl burktun bunu? Söylesene. Ben... Anne, önemli değil. Ufak bir burkulma sadece. Kimliğini değiştirmiş olabilirsin. Ama ben hala değişmedim. Teşekkür ederim. Teşekkür mü ediyorsun? Tabii ki. Sen bunu neden yaptın? Neden gidip kabirle evlendin? Affet beni. Yarın bu evde bir tören yapılacak. O törene sen de katıl. Son zamanlarda çok yanlış şeyler oldu ve bizde iyi şeyler olsun diye hep birlikte tören yapacağız. Evet anne. Yarın her şey yoluna girecek. Çünkü yarın bu evde büyük bir kötülük son bulacak. Koşi devinin gerçek yüzü ortaya çıkacak. Bütün gerçekliğiyle. Lütfen Tanrım. Benim bir şekilde o mektubu bulmama yardım et. Ve Şada. Son zamanlarda çok garip davranmaya başladı. Bunun arkasından kesin bir şeyler çıkacak. Ne planlıyor acaba? Peki onu nasıl durduracağım ben? Alo? Size de günaydın. Evet, yarın bizim evimizde özel bir tören yapılacak ve ben sizin de törene katılmanız için aradım. Evet, elbette öyle. Öyleyse sizi bekleyeceğiz. Tamam, söz. Siz gelinceye kadar töreni başlatmıyoruz. Tamam, teşekkür ederiz. Görüşürüz. Şada işini de bu şekilde halletmiş oldum. Ama şimdi... Tapki ile Bihan'ı bir araya getirmeli ve kabiri Tapki'nin hayatından çıkarmalıyım. Ne oluyor bana? Ne? Bana ne oluyor böyle? Yani bunu niye yapıyorum? Tapki'nin acısına karşı niye öyle bir tepki verdim?
duygusal değil. Mantıklı olmalıyım. Yanlış bir şey yok, ben iyiyim. Bir yandan intikam almak istediğim için bu şekilde davranıyorum. Ve tapki olmadan bu mümkün değil. Başka da bir şey yok. Hepsi bu. Bayan Koşin? Ne oldu? O korku dolu halinden eser kalmamış. Aksine çok mutlu görünüyorsun. Ne? Neden korkacakmışım ki? Asıl düşmanlarımın korkması gerekiyor. Hep mutlu olmaya karar verdim ben Bayan Vani. Her zaman. Bundan sonra pek mutlu olamayacaksın Bayan Koşi. Çünkü yarınki törende herkes senin gerçek yüzünü görecek. Benim gerçek yüzüm yarın ortaya çıkacak Tapki. Çünkü yarınki tören sırasında senden tamamen kurtulmuş olacağım. Yarın bu Vani mi yoksa Tapki mi oyunu tamamen sona erecek. Yenge, artık törene başlayalım. Bu dünyada en değer verdiğin insanlar... Yapılacak törene gelmediği sürece törene başlayamazsın. Benim annem gibi. Bu dünyada en değer verdiğim insan olan annem. O bana hayat verdi. Yani o buraya gelmeden bu törene nasıl başlayabilirim? Doğru Bihan, çok özür dilerim. Tamamen unutmuşum. Tabii ki onu bekleriz. Koşi. Kabir bugün tören olmayabilir. Ama Koşi denen canavarın da bugün sonu gelecek. Hadi gel. Planımızı yapalım. Aditi, sen de adak tepsisini aynı Tapki gibi düzenledin. Koşi devi gelince hemen törene başlarız. Aha, bir de bugün için özel bir misafir davet etmiştim. O da gelirse çok güzel olacak. Hadi siz hazırlıklara başlayın. Demek benim önümde kandili yakarsın Aditi. Şimdi bununla senin ellerini yakacağım. Bugün için davet ettiğim özel misafirimiz de geldi. Babam gelmiş. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba,
Şada kızım. Sindur, evlilik kolyesi. Bunlar da ne böyle? Ben size söyleyeyim. Hadi kızım, gel. Şada kızımız Duru adlı yıldızla evlenmiş Bay Singh. Kendisi artık evli. Ama bu evde ona kalacak yer kalmadı. Yani tıpkı geçmişte onu buraya getirip bize verdiğiniz gibi biz de onu size vermek istiyoruz. Lütfen onu alın ve tekrar evinize götürün. Biliyorsunuz ki kendisi oğlum Duru'nun hayatını bir kere mahvetmişti. Sonuçta ben buna tekrar izin vermeyeceğim. Şada, bu evden kocan olan yıldızı görebildiğin gibi babanın evinden de rahatlıkla görebilirsin. Ve orada onunla ne kadar çok vakit geçirmek istersen geçirebilirsin. Tamam mı? Bay Singh, sizi bugün törene davet ettim ve gelip katılmanızı da çok isterim. Ondan sonra bu yetenekli ve güzeller güzeli kızınızı buradan alıp gidebilirsiniz. Harikasın yenge. Deli Şada'yla başa çıkmanın en iyi yolu bu. Yani demek istediğim, baksanıza Şada babasını görünce hemen eski haline geri döndü. İyi oldu yani. Yenge, törene başlayalım mı artık ha? Yenge, annem. Tabii. Hayalet! İmdat! Tapki'nin ruhu musun sen? Tapki! Tapki! Hayalet! Tapki! Gerçekten de geldin demek. Gerçekten çok korkmuştum. Lütfen beni affet. Sana Bayan Vani demeliydim. Yani aslında korkudan dilim sürçtü ve yanlışlıkla sana Tapki dedim. Peki şimdi sana ne demeliyim? Bayan Vani mi? Yoksa Tapki mi? Ne sanmıştın ki? Seni tanımayacağımı mı sandın? O koca sahte dişleri taktığında ve kocaman gözlüklerle gezdiğinde, saçlarını farklı şekilde topladığında, tüm kıyafetlerini değiştirdiğinde seni tanımayacağımı mı sandın? Biliyor musun? Sadece sen değil, bu dünyada karşıma çıkacak kim varsa yapacaklarını en az 10 kez gözden geçirmesi lazım. Peki ya sen kimsin? Bilmiyor musun? Koşu geldiğinde büyük felaketler gelir. Benim karakterimi hatırlıyor musun yoksa unuttun mu? Bihan bunu senin için özel yaptırmıştı. Bihan da umrumda değil. Saçma sapan sevgisi de. Bak. Bihan sen bunu nasıl yaparsın? Merak etme, yaşıyor.
Ama şimdi hayatta kalıp kalmayacağı tamamen sana bağlı. Dışarı çıkıp herkese neler anlatacaksın bakalım? Demek sen benim sırlarımı ifşa etmek istedin. Hadi Tapki, gidelim herkese hepsini anlat. Ama ondan önce herkes senin Vani değil, Tapki olduğunu öğrenecek, tamam mı? Ve tabii hala hayatta olduğunu da. Şimdi hadi hadi gel gidelim. Ha. Ama belki de bu kararımı değiştirmeyi düşünmeliyim. Tamam, kararımı değiştireceğim. Bu arada kimseye bir şey söylemezsen benim için çok daha iyi olacak. Çünkü daha sonra ben seni öldüreceğim. Ve hiç kimsenin bundan haberi olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü Tapki zaten çoktan ölmüştü. Kıyamam şu haline bak. Bir de beni korkutmaya gelmiş bu. Bak, şimdi de sen korktun. Ve korkmalısın da. Çünkü seni öldüreceğim konusunda çok ciddiyim. Bundan 2 sene önce Tapki'nin cesedini bulan kimse olmamıştı. Şimdi de bulamayacaklar. Önce seni öldüreceğim. Sonra da cesedini yok edeceğim. Ve daha sonra herkes senin cesedini arayacak. Ama nafile. Ben de keyifle onları izleyeceğim. Ve sonra biri Bayan Vani nerede diye sorarsa onlara diyeceğim ki Bayan Vani benimle iş anlaşmasını iptal etti ve Amerika'daki evine geri döndü. Evet. Şimdi gör bak aşağıdaki törende sana neler yapıyorum. Bir saniye koşu devi. Bitirdin mi? Beni öldürmek istiyorsun değil mi? Tamam, öldür beni. Ama Bayan Koşi, anlayamadığım tek bir şey var. Kendini neden öldürmek istiyorsun? Hadi bak. Bu ne böyle? Bir bomba bu. Demek ki sen bununla kendine bir canlı bombaya çevirmişsin. Koşi, Bayan Koşi, bu üstündeki bombayı sen durdurmayı biliyor musun peki? Çünkü geri sayım başladı. Ama şunu söyleyebilir miyim? Bu bombayı durdurmayı ben biliyorum. Çünkü bu bombanın nasıl yapıldığını bir tek ben biliyorum. Ama sen hiç merak etme. Bu bomba yalnızca seni öldürecek. Çünkü bunun büyüklüğü ancak seni öldürmeye yetecek. Yani sakın yanılıp bu bombayla benim aileme de zarar verebileceğini düşünme sakın. Şimdi söyle, beni mi öldüreceksin yoksa kendini mi kurtaracaksın? Aşağıdakilere beni mi anlatacaksın, kendini mi? Şimdi aşağıdaki törende ne olacağı sana kalmış. Hangimiz ölecek? Bayan Koşi, zamanın doluyor. Bomba patlayacak. 1, 2, 3. Hayır.
Kurt!